Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2022 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. 86. denemedeyiz artık. Bugün sizlerle birlikte yine 3 deneme çözeceğiz. 88. denemeye kadar geleceğiz. Son arkadaşlar bundan sonra 12 deneme kalmış olacak. 100 deneme hedefimizi ne yapacağız? Gerçekleştirmiş olacağız. Allah'ın izniyle diyelim ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Bakalım sorumuz neymiş? Yunus Nadi ile Halide Edip Adıvar'ın katkılarıyla ve Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Baktığımız zaman Anadolu Ajansı unutmuyoruz. 1920 senesinde kurulmuştur. Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın katkılarıyla Mustafa Kemal'in isteğiyle ne yapılmıştır? Anadolu Ajansı kurulmuştur. Milli mücadele yıllarında önemli bir rol oynamıştır Anadolu Ajansı. Cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Ne diyor? Adem'in yaratılışı adlı tablo aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir diye sorduk. Baktığımız zaman Adem'in yaratılışı adlı tablo kime aittir? Michelin Gelo'ya ait bir tablodur. Cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Bu tablolar çok çok önemli. Ölseme ne yapıyor? Sıklıkla soruyor. O yüzden bu tabloların hepsini ne yaptık? Sorularımız arasında verdik. E, umarım arkadaşlar burada çıkınca da Sizler ne yapacaksınız? İnşallah yapmış olacaksınız. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye'nin ilk büyük elçisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Türkiye'nin ilk büyük elçisi unutmuyoruz. Kimmiş? Filiz Dinçmen. E, Filiz Dinçmen Türkiye'nin ilk büyük elçisidir. elçistir. EKPS'de ilk kadın başbakanı sordum. E, şuraya yanlış almışız. İlk kadın büyük elçi yazacağız arkadaşlar. Yazmayı unutmuşuz. Bunu ben pdf'de düzeltirim tekrar. Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi. Unutmuyoruz. İlk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen, eee Diçmendir. sordu? sordu İlk kadın başbakanı sordum. Tansu Çiller'i, e, demek ki ÖSYM'nin eee lügatinde var e, bunlar. O yüzden ilk kadınların e, neler e, nerelerden e, çalıştığını, ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Atıyorum ilk kadın tiyatro sanatçısı, ilk kadın muhtar, ilk kadın Bakan. Bunları ne yapacağız? İlk kadın vali bunları bilmemiz lazım. ÖSYM bunları e, ne yapacaktır? Soracaktır. Tekrar tekrar. Geldik bir diğer sorumuza. Önemsediğim bir soru. Çok çok önemsiyorum hatta. Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezilerinde kullanmış olduğu saltanat vagonu bakın unutmuyoruz. Adını unutmuyoruz. Gezilerinde neyi kullanmış? Saltanat vagonunu kullanmış. Aşağıdaki müzelerin hangisinde sergileniyor? Çok çok önemsiyorum bu soruyu. Nerede sergileniyor? Rahmi Koç Müzesi'nde. Belki çıkabilir ee, arkadaşlar. Tarihte çıkabilir mi? Çıkabilir. Ne çıkabilir? Saltanat Vagonu çıkabilir. Müzeyi sorma size ama Saltanat Vagonu'nu sorabilir. Abdülaziz'in Avrupa gezilerinde kullanmış olduğu e, vagon hangi vagonmuş? Saltanat Vagonu'ymuş. Hangi müzede sergileniyor günümüzde? Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Cevabımız ne oldu? aşıkkı olmuş oldu. Aklınıza şöyle gelebilir. Bakın e, Fenerbahçe'leri bilir. Aziz Yıldırım vardı arkadaşlar. Değil mi? Aziz Yıldırım. E, şu anda Ali Koç var. Bakın bu ikisini bağdaştırabilirsiniz. E, hangi müzede olduğunu, hangi padişah zamanda olduğunu ne yapabilirsiniz? Bağdaştırabilirsiniz. Geldik bir diğer sorumuza. 1900-1908 yıllar arasında Şam ve Medine arasında Hicaz Demir yolunu inşa ettiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yine tarihte de çıkabilir. Nerede de çıkabilir? Güncelde de çıkabilir. ÖSM biliyorsunuz ki fix her sene bir tane tarih soruyor arkadaşlar. Nerede soruyor? Güncelde soruyor. Bir tane soruyor yani. bu yazdığımız sorular belki sizlerin karşısına ne yapacaktır çıkacaktır. ÖSM tarafından sorulursa şahit. Hicaz demiryolunu inşa ettiren ise kimdir? Sultan 2. Abdülhamit'tir. Bunu unutmuyoruz. Sultan 2. Abdülhamit zamanında 1900 1908 yılları arasında Şam ve Medine arasında Hicaz demiryolu ne yapılmıştır? inşa edilmiştir. Geldik bir diğer sorumuza. Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, önceki denemelerimizde enflasyonu, deflasyonu vermiştik. Şimdi ise neyi veriyoruz sizlere? Resesyonu veriyoruz. Resesyon. Resesyon neymiş? Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasına verilen isimmiş. Bir sonraki e, denemelerimizde de Hiperenflasyon ve deve, e, dezenflasyonu ne yapacağız? Göreceğiz. Burada cevabımız resesyon olmuş oldu. Geldik bir diğer denememize. 87'deyiz. Önemsediğim bir sorudur. Önemsediğim bir sorudur. Ya ön lisans ya e, lisans ya da orta öğretim. İkis, e, üçünden birine ne yapacaktır? Çıkacaktır. E, çok çok e, önemli bir soru çünkü. Nedir sorumuz? Dicle Üniversitesi'nin çalışmaları neticesinde Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Kılıç Aslan'ın mezarı Aşağıdakilerin hangisinde bulunmuştur? Çok çok güncel bir e, soru. Nerede bulunmuştur? Unutmuyoruz. Diyarbakır'da. Arkadaşlar Diyarbakır'da bulunmuştur. Birinci Kılıç Arslan'ın mezarı önemli midir? Çok çok önemlidir. Dikkatli olmamız lazım. Diyarbakır'da olduğunu ne yapacağız? Unutmayacağız. Geldik bir diğer sorumuza. Milattan önce 3000 yıllarından itibaren yerleşim yerleşim başlayan ve Urartu krallığı tarafından surla çevrilen Harput Kalesi Aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Harput Kalesi nerede yer alıyor? Unutmuyoruz. Elazığ'da ne yapıyor? Yer alıyor Harput Kalesi. Önemli bir soru daha. Harput Kalesi nerede olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Geldik bir diğer sorumuza. Marassos Antik Kenti. Aşağıdaki illerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Marassos Antik Kenti arkadaşlar Antalya'da yer alıyor. Dediğim gibi bu antik kentler çok arkadaşlar yapacak bir şey yok. 100, 100 hatta 100'den daha fazla diyebiliriz. Çok antik kent var ülkemizde. ÖSM'de maalesef soruyor mu? Soruyor. 2021'de sordu lisansa. 2022 EKBS'de 2 tane sordu. Ne yapacağız? Mecbur bileceğiz. En azından ben şöyle düşünüyorum. Antalya ve Muğla'dakileri biliniz sınava öyle giriniz. Biliyorum ezberlemek çok çok zor arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla hepsini paylaşıyorum sizlere ki en azından bir göz aşinalığımız olsun sınavdan önce diye. Instagram adresime paylaşıyorum bunları hepsini. E dediğim gibi bir Antalya'yı ve Muğla'yı bilirsek %90 ÖSYM'de de zaten buralardan soruyor. Ve bilirsek e, ne yaparız? Sınavda da çıkarsa yapmış oluruz Allah'ın izniyle diyelim ve bir diğer sorumuza geçelim. Bakalım sorumuz neymiş? Evet, bu da çok çok önemli bir soru. Nedir sorumuz? Biraz geri alalım. Şöyle. Ne demişiz? New York Times'ın 67 ülkeden ankete katılan okulların oylarıyla belirlediği 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı alan Bülbülü Öldürmek adlı roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Favori sınav sorum. Arkadaşlar, favori sınav sorumdur. Bülbülü Öldürmek adlı roman kime aittir? Harper Lee'ye ait. Unutmuyoruz. Harper Lee'ye ait. E, bu roman Bülbülü Öldürmek. 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı almıştır. Bülbül'ü öldürmek unutmuyoruz. Harper Lee'ye aittir. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu da çok çok önemli bence. Biz buna ne diyoruz? Mavi Vatan Doktrini arkadaşlar. Mavi Vatan Doktrini diyoruz buna. Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarına kapsayan doktrine verilen isimdir. Unutmuyoruz şu an e, Yunanistan'da yaşadığımız sorundan dolayı belki Mavi Vatan'ı ne yapabilir bizlere sorabilir değerli dostlar. O yüzden ne yapacağız bu Mavi Vatan'ın e, açıklamasını iyice bileceğiz. Geldik 6. E, sorumuza. Türkiye'nin ilk savaş hatları müzesi aşağıdakilerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Savaş Atları Müzesi'nde e, nerede bulunuyor? Sivas'ta arkadaşlar. Hatta dünyada bir ilkdir e, Savaş Atları Müzesi e, Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. E, ve nerede bulunuyormuş? Sivas'ta bulunuyormuş. Bir diğer denememize geldik. Bakalım denememize. E, bu soruyla ilgili arkadaşlar e, baktığımız zaman bir araştırma yaptım. Evet e, yorumlara yazmıştınız. E, sizler haklısınız. E, Yaşar Kemal değilmiş. Bir sene önce... Bir sene önce 1971 yılında, 1972'de Yaşar Kemal, 1971'de e, Nobel yarışında e, yer aldığı ortaya çıkmış. E, kimin? Arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın. E, o sorumuzu ben size pdf verince o Yaşar Kemal'i iptal edeceğim arkadaşlar. E, Affınıza sığınarak bu bilgiyi ne yaptık? Değiştirmiş olduk. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ymış. E, bunu böyle sorabilir. Eserlerini bilmemiz lazım ama. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın eserlerini bilelim bakalım neymiş? Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah ve Üç Şehitler Destanı. Arkadaşlar unutmuyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aittir bu eserler. Belki eserleri sorabilir. Belki Nobel yarışında yer aldığı ortaya çıktı onu sorabilir. Ee, Yaşar Kemal'den bir sene önce e, 50 yıllık bir e, Nobel belgeleri varmış. Oradan çıktığı e, anlaşılmış 2022 yılının başlarında. Fazıl Hüsnü Dağlarca sorulabilir mi? Sorulabilir. Ee, ama eserleri de çok çok önemli. Eserlerini de bilmemiz lazım. Geldik bir diğer sorumuza. Bu soruyu ee, sordum çünkü ÖSMEKPS'de Ak Sakallar'ı sordu arkadaşlar. Binali Yıldırım'ı. Belki bu soruyu sorabilir mi? Sorabilir. Bakalım neymiş sorumuz. Sürdürülebilir ve adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'e düşen göreve değinen, Dünya 5'ten büyüktür felsefesiyle yola çıkan, daha adil bir dünya mümkün, daha adil bir dünya mümkün adlı eser, Aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir diye sorduk. E, bu eser biliyorsunuz ki e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. E, Aksakalları sorduk Binali, Binali Yıldırım'ı e, arkadaşlar. Belki de bu soruyu ne yapabilir size sorabilir. Belki e, böyle açıklar kitabın ismini sorabilir. Kitabın isminden e, arkadaşlar önemli. Daha adil bir dünya mümkün. Belki kitabın ismini sorabilir devlet adamı yerine. İkisinde ne yapacağız bilmemiz lazım. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Tutkalsız ve çivisiz yapılan ahşap sanatına verilen isim aşağıdakilerden hangisi diye sorduk. Ne diyoruz biz? Kündekari diyoruz buna. E cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Ahşap sanatı. UNESCO tarafından diyalog yolu adı verilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Bu da çok çok önemli bir sorudur. E bu sorumuzun cevabı nedir peki? İpek yolu. Arkadaşlar unutmuyoruz. Diyalog Yolu adı vermiştir. Adı verilmiştir UNESCO tarafından bu ticaret yoluna. İpek Yolu ticaret yolu. Geldik bir diğer sorumuza. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve en iyi korunan ev ödülü verilen Safranbolu'da bulunan ev aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? Hangisinde? Safranbolu evleri neredeydi arkadaşlar? Karabük'teydi. Unutmuyoruz. Ve en iyi korunan ev ödülünü almıştır Karabük'te bulunan bu Safranbolu evi. Geldik son sorumuza. Evet bu soru da önemli. 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunan Tuna bir sahası aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Sorulabilir mi? Sorulabilir arkadaşlar. Güncel çıkabilir mi? Çıkabilir. Tuna bir sahası unutmuyoruz Sakarya'da arkadaşlar. Sakarya'da ne yapılmıştır? Bulunmuştur. 405 milyar e, metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştur. İnşallah çıkar arkadaşlar ülkemize biraz ekonomik açıdan rahatlar diyelim. Ve ne yapalım? bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güncel ÖSYM çizgisinde sorular hazırlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar 88 88 arkadaşlar ne yaptık? E, deneme çözmüş olduk. Hedefimiz 100. Sınava kadar ki e, bu ara ne yapacağız? Bu hafta bitirmeye çalışacağız. Allah izin verirse bir işimiz çıkmazsa arkadaşlar bu ara iş yoğunluğundan dolayı ee, bakamadım ee, kusura bakmayınız ama e, bunu ne yapacağız söz verdiğimiz gibi bitireceğiz sınavdan önce 100 deneme ne yapar 600 soru yapar arkadaşlar her deneme 6 sorudan oluşuyor 600 soru yapar bu 600 sorunun içerisinde mutlaka ben e, full yapacağım demiyorum arkadaşlar Allah bilir orasını Allah bilir çıkar mı çıkmaz mı ama en azından e, 3-4 sorunun tutacağını e, düşünüyorum Allah izin verirse tabii ki de inşallah hepsi çıkar da hepsini yaparsınız diyelim ve videomuzu da bitirelim burada. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.